Selam millet dede oyunlarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim bu videomuzda. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda mobil bir oyun olan Yes Your Grace oyununu oynayacağız. Evet kralım buyurun. Zor seçimler oyundur dedi buna. Zor seçimler bakalım nasıl zor seçimler. Piksel kralımız inleyerek yerinde oturuyor. Gel bakayım. Seni öne çekiyormuşum. Efendim vakti geldi. Tacı yerine koymalıyım. Odaları dolaş. Tacı aldım. Evet. Your Grace dedi tekrar. Bir daha mı yerime oturacağım? Ha, bir daha yerime oturmam. Yok. Kalk. Kalk o yerinden. faci giysem iyi olur dedi. Giy. O zaman yerime geçsem iyi olacak. Ha, odadan ekranın yanına klikleyerek çıkabilirsin diyor. Tamam ekranın yanına klikleyerek çıkıyorum odadan. Senin kalendir dedi. Peki canım nereye gidebiliyormuş? Kapıya mı gidebiliyorum şu anda? Bir kapı var diyor sadece gidebileceğin. Haşmet Mahap. Bu savaştan kaçan bir adam. Onu saklanırken bulduk. Neden böyle yaptın Sobik? Çok fazla düşman vardı. Kazanma şansımız yoktu. Eğer onu sağ bırakırsanız geri kalanlar da onu izler. Bir yandan da eli kılıç tutan herkese ihtiyacımız var. Her cesur askere şu anda ihtiyacımız var korkaklara benim bayrağım altında izin yok. Hayır abi, bütün cesur askerlere ihtiyacımız var. Düşman ne kadar kalabalık olursa olsun onları yeneceğiz. Hadi git savaş. Te teşekkürler kralım. Kralım, buraya. Beyaz bayrak kaldır. Okçular da. Okçular. Tavern için. Buyur kralım. <laughs> bir yıl önce. Yani bir yıl önce 3, 2, 1. İşte geliyorum. Beni buldu. Çok iyi iş baba. Gel bakalım Lorsila. Oynamak istemiyorum. Bunun için çok yaşlı değil misin? Lorsila, babanla böyle konuşma. Lorsila, seni buldum. Kes sesini Asalya. Seni bir milyon bile görebiliyorum. Biliyorsun ki ben seninle oynamıyorum hayatım. Seni buldum. Ama öyle kız kardeşine kart etmemeliydin. Ama o her zaman her şeyi bozuyor. Çok gururlu. Saklanacak yer bile bulmak istemiyor. Saklanmak bile istemiyorum ki oynamak istemiyorum. Pislik. İkiniz de kesin bakalım şunu. Asalya. Bu kim? Hayır. Çok iyi saklanmıştım. Hile yapıyor olmalısın. Ya da kesin çaktırmadan nerede olduğuma baktın. Başka bir oyun istiyorum. Belki bir dahaki sefere Cedani. Gerçekten koca kral saklambaç mı oynuyorum ya? Efendim bölmekten nefret ediyorum ama misafirleriniz geldi. Oyun sonraya kalsın. Grevno. Birinci hafta. Evet birer birer huzurunuza çıkıp isteklerini belirtecekler. <laughs> Sen. Gidip Lorsuyla ile konuşabilir misin hayatım? Onunla konuşmaya çalıştığında bana cevap vermiyor. Derdi nedir bilmiyorum. Belki sana açılır. Duvarda büyük ihtimalle. Tabii ki hayatım. Saygıyı severim. Bak kraliçe bile gelip sıraya girip bizden öyle istiyor isteğini. Kötü haberlerim var. Yakın zamanda bir talan düzenlendi bize. Çatı çöktü. Bir şeyler oldu. Zindanın bazı duvarları yıkıldı. Sadece bir tane hücre çalışır durumda. Bunları bir an önce tamir etmeliyiz. Yoksa erzak kaybedeceğiz. İnsanlarla karşılaştığınızda petitioner ne bilmiyorum ama istekte arzı talepte bulunanlar herhalde. Archive butonuyla bir şeyler yapabilirsin diyor. Family, Lorsila, ile Asalya, Ceydani Neyse. Flood damage işte bundan bahsediyor. E, kilerin çatısı yıkılmış ve zindan. Tamam olur olur böyle şeyler. Sen gel bakayım. Kızımın e düğünü var yakında. Tebrik ediyorum. Problem şu ki yemek düzenleyecek kadar paramız ya da yiyeceğimiz yok. Biraz yemek alsaydık, bir tane grup tutsaydık iyi olurdu. 5 altın ve 5 yemek lazım. Tamam al. 5 altın ve 5 yemek. Kutlama olmadan evlilik olmaz. Hadi bakayım ya Allah yürü. Ben kasabamı temsil etmek için buraya geldim. Sizden 7 altın isteyeceğiz. Ee, bir in yapmak istiyoruz. Ekipmanlar ve bilmem ne için para lazım. Uzun günler sonrasında dinlenebileceğiz. Al bakayım 7 altına. Hey! New entry. Arkayızdan bakalım. Flood damage'i bilemiyorum. New in for village var. Family'de Wedding'e yardım et var. İyi e, tamam her şeyi yapmışız. Sen nasıl yandan çıktın tekrar. Canavarlar. Siyah kıyafet giymiş yaratıklar. Gece geliyorlar. Görünmüyorlar. Duyulmuyorlar. Ta ki varana kadar. Kasabama saldırdılar. Çığlıklar. Katliam çığlıkları gördük. Duyduk. Çığlığı göremeyiz. Kralım. Size yalvarıyorum. Lütfen sorumlularını bulun. Ajanlarım gelip orayı kontrol edecekler. Teşekkürler kralım. Bir sonraki aya e, ilerleyebilirsin diyor. Yaprağı tıklayarak. Dur bakalım şimdi. Archive'dan Completed Entry'lerden Complete olmamış Entry'ler var. Main Entry. yaratıklar. Iııı e, Generali Volt bakalım bir şey yapacak mı diyor. Kalk bakayım yerinden. Yerinden kalk. Hemen öyle şey yapmak yok. Optional conversation'ı gösteriyor. Mavi'de de gerekli conversation'ı gösteriyor. Şimdi general... Burada bir yerde mi acaba? Lanet olsun. Bu düşündüğümden daha kötüymüş. Her yer hasar gördü efendim. Tamir etmemiz lazım. Bu bize pahalıya mal olacak. Bu variller boş. Normalde içinde diyor bizim şarabımız olmalıydı. Peki. Şuraya bir gidelim. Bu tiple de konuşmak zorunda değilmişiz ama olsun. Evet baba. Bahçedeki kavgayı bir açıklar mısın? İkinizin nerede ne? Siz kanka olmalısınız. Ablam koca bir bebek gibi davranıyor. Canım sıkıyor benim. Birbirinizle kavga etmeyi bırakın. Ama bu çok zor. Öf. Üzgünüm baba. Bir daha yapmayacağım. Kardeşim millet krallıkta aç aç. Siz prensesler gibi yaşıyorsunuz. Çünkü prensessiniz. İki dakika bir efendi olun ya. Kapı çok eski gibi. Peki. Kılıçlar da eski mi? Yok şey. Abi Castle gelsene. Niye çıktın? Hayda. Yanlışlıkla çıkarsak bir kere daha bir gir çık yapmamız gerekiyormuş demek ki. Şuraya mı girecektim ben? Yanlış yere mi gittim? Tabii kale duvarlarının üstüne çıkacaktım herhalde. Kale duvarlarının üzerine bak düşmanlar acaba yapıyor kızım. Oh sensin. Lütfen kardeşine kavga etmeyi bırak. Hayır. Ben iyiyim baba. Bir şey yanlış görebiliyorum. Her şey çok iyi. Yapacak işlerin yok mu? Neden bizimle oyun oynamıyorsun? Belki 5 yaşında değilim diyedir. Kardeşin sana kötü davrandı biliyorum. Hmm. Seni sonra göreceğim. Tamam. Dusty. Kediyi sevdim. Wow. Buralar orman olmalıydı ama biz ektik biçtik içine ettik oranın diyor. <laughs> Hallettik orayı diyor yeşillikleri. Tarla yaptık. Kendimizi gluten bombardımanla tutuyoruz. Ee, şu an için hepsi bu kadar. Haftayı geçirdim. Ee, bu hafta neler oldu ekranda. Ee, later. Kale bölümünden bunları görebilirsin. Kırılmış tiyatro eksi bir mutluluk, kırılmış kiler çatısı eksi beş yemek, genel olarak eksi dokuz para, vergilerden on bir para, sekiz buğday gelmiş. Şu anki kaynaklar böyle iyiz, seven continue, seven devam et. İkinci hafta. Gel bakalım derdini anlat. Efendim? Yaratıklardan iz yok. Bazı çapulculara denk geldik. Kasabayı talan ediyorlardı. Kırmızı kafalı, sivri dişli... ...Radovja. Ha, başka bir krallığın adamları. Ee, kimin bayrağını taşıyorsun sen ha? Adamınız haklı. Radovia benim evim. Ve yakında sizinki de olacak. Ha ha ha. Niye buradasın? Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir kişi buna talan diyebilir. Bense sıkı çalışma diyorum. Lideriniz kim sizin? Biz serbest insanlarız. Kralımız, lordumuz yok. Başka bir ülkenin krallarını geçen biri için aptalca ve cesur laflar. Yeterince duydum. Barbarların topraklarımızda gezmesine izin veremeyiz. Talan ve adam öldürme. Bu nedir? Onu zindana atın. Beni göndermek istemiyorsun ama öldürmek de mi istemiyorsun? Bu korkakça tercihine adamlarım duyacaklar. Ne dedin sen? Ne oldu? Radovyanlar burada mı? Dağları açtılar ha. Savaş çıkarabilir. Affedersiniz kralım. Sadece kafamda soru işaretleri var. Eski bir arkadaşla konuşacağım bu konuda bize yardım edebilecek mi diye. Hazırlıklara başlasın. Babacım sana yeni haberlerim var. Geçen gece Aselya sinsice kaçmış. Bu iki kız bizim başımıza bela atacak. Sen ne istiyorsun Lord Bir düğün vardı. Kaçmış oraya gitmiş. Kafayı çekmiş. Asal ile bu konuda konuşayım ben. <laughs> Düğünü biz finanse ettik. Kızımız kötü yola düştü. Efendim. Oğlum kayboldu. Bulamıyoruz. Küçük bela bir çocuktur ama sonuçta benim oğlum. Bununla alakalı bir şey yapabilir misiniz? Sana 7 altın verebiliriz. Generalim oğlunu bulmaya çalışır. Generalim oğlu, oğlunu bulmaya çalışacak. General geri gelmişti, bir daha gönderdim galiba. Benim adım Eton. Ben Branka Lord'uyum. Haşmet Mahap. Size dümdüz konuya gireceğim. Biri kızımı kaçırdı. 12 altın ödememi istiyorlar onu geri almak için. Sorun şu ki Onları takip ettim. Kaçırılan kızın nerede biliyorum. Her şeyi planladım. Onu geri almak için generalinizin yardımına ihtiyacım var. Ya da fidyeyi diyebilirim. Her iki şekilde yardımınıza ihtiyacım var. Sana bir tane general vereceğim. Generalim yok diyor. Çok güzel. Sana 12 altın vereceğim. Ah. Git kızını kurtar. General adama vermiş bulunduk. Adama daha az para veriyordum 7 altın. Keşke 7 altın ona generali buna verseydim. Efendim, hayatım için endişeleniyorum. Bir beni yakalamaya çalışıyor. Neler oluyor? Sanırım biri benim örneğimi istiyor. Kim onlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış bir şey yapmadım. Gitmem lazım. Ne diyor lan bu manyak? Aa, delilerle baş başa kaldık krallıkta. Canavarlar başka ülkelerin çapulcularıymış. Oğlunu kurtaracağız. Paranoid Lord Asalya. Asalya ile konuşmamız lazım şimdi. Gidelim Asalya ile konuşalım. Ha, hangi kenardan çıkıyordum bilmiyorum. Şu kenardan çıkayım. Şimdi şurada bir tane konuşma yapabilirim. Toplayabilecek mal mülk yok mu oralarda ya? İnventorim var benim işler alabilmem için. Asalya. Sen niye kötü yola düştün bakayım? Kasabadaki düğün hakkında. İyi şey harcamışsın para dökmüşsün ona. Nereden biliyorsun? Ee, bilmiyorum tabii. İnsanlar böyle söylüyor. Hadi. Ablan ne yaptığını söyledi. Senin için endişelendim. Endişelenme bir şey olmadı. Dışarıda ne var biliyor musun? Kasabada prenses tek başına görse sarhoşlar, hırsızlar. Bir şey olmadı baba. Aptal değilim. Dikkatsizim ama Ablam beni ispikle dedim dedi. Bu ablasıyla bir kafa kafa saç saça baş başa girer yakında. Daha fazla kasabaya gitmek yok. Bu lanet duvarlar arasında ne yapmalıyım? Aptal kardeşim benim. Bak işte kardeşin ispikledi seni dedi. Ne kadar yanlış bir konuya giriş. Kardeşinin adını niye karıştırıyorsun? Ben öğrendim de ajanlarım var benim de. Bir uyusaydım iyiydi ama yapacak çok iş var dedi. Barbarlar sınırlarımıza kadar gelmiş. Radoviyanlar mı? Bu gerçek olamaz. Bize verdikleri söz? Vallahi bilmiyorum. Yıllar önceydi. Doğmayan çocuğumuz. Radoviyanlar kalemize gelirlerse sıkıntıya gireriz. Eee kızımızı Radoviyanlara vermeye mi söz verdik? Allah boğazıma bıçak dayasalar bile bunu yapmam. Ben de yapmam boş ver. Ee, söz verdiğimiz cadı ne olacak? Lanetlemişti bizi. Onu düşününce vallahi bence sallıyor. Lanet manet yok. Ee, şimdi ne olacak? Eğer Beyran gelip de kızımızı alacağım falan derse ağzına bir tane vururum onu. Tamam doğru söylüyorsun. Biz yine ne olur ne olmaz şey yapalım. Sağa solu tamir ettirelim. Tavernayı mavernayı yaptıralım. Ben şey yapacağım. Ben baş edeceğim bütün sorunlarla merak etme. Ben kralım. Kiral benim. Bütün sorunları halledeceğim. Bütün hikayelerde kralla kraliçe niye bir tane cadının sözüne inanıyor çocuğun olursa bilmem ne falan diye. Oluyor abi işte bu çocuk yani yapınca oluyor. Söz vermeyin cadıya abi. O sensin. Salya bana ne olduğunu söyledi. Daha önce fark etmediğim için üzgünüm. Niyeymiş o? Ee, bir yabancı ile evlenemezsin. Bir prensle evleneceksin. Hmm, zaman gösterecek. O ne be? Bir laf söyledim de zaman gösterecek. Aa, herkes atarlı giderli. Çok kızıyorum bak böyle olunca. Şimdi ben seni istersen öldüreyim. Kral zindana gelmez diye düşünüyordum. Gerçekten onur duydum. Bu kadar oyun yeter. Niye buradasın? Beyran. O çılgın. Herkes onu takip edecek zannediyor. <laughs> Bir sözden bahsedip duruyor. Yedi krallık ona kızını verecekmiş. Asıl zade olacağını zannediyor. O mu deli yoksa siz mi delisiniz bilemedim. Şimdilik her şey bu kadar. Benim için endişelenme. Buradaki arkadaşımla oyun oynayacağım. Ee, efendim? Tanrı aşkına bu ben miyim? Burada ne oluyor görüyor musunuz? Eğer öbür hücrede şey, şey, olsaydım ezilecektim. Bu bir işaret. Tanrılar benim günahlarımı bağışladı. Güçlü olanlara hizmet ediyorum. Onlara adayacağım hayatımı. Eğer buradan çıkabilirsem. Neden buradaydın sen? Ee, yolda han sahibiyle çarpıştım. Onun ayağına bastım. Nasıl böyle bir yalan söyleyebilirsin? O bir galon bira sipariş etti. Sen de hepsini kendi başına içtin. Parasını bile ödemedin. Han sahibini biliyorum. Bu konu için gayet üzgündü. Aa şimdi hatırladım. Efendim ben aydınlandım. Böyle aptalca bir şey bir daha yapmayacağım. Daha üst güçlere hizmet edeceğim. Lütfen beni dışarı çıkarın. Literatürde çilecektin. Bence dersini öğrendin. Gidebilirsin. Gerçekten mi? Demek ki tanrılar gerçekten beni seçmiş. Bunu yan yana bırakmayalım. Diğer adamla öldürür onu. Canavar zindanda. Tanrısal müdahale. Zindandaki adamı affettin diyor. Abi, of sıkıntı ya. Allah sıkıntı. Kız gitti söyleyeyim. Kız gitti bum bum bu. Bu sefer iflas bayrağını çekiyorum bence. Ee, Overall'da her şeyi gösteriyor. Aynı şeyleri gösteriyor. Geçen günü gösteriyor sanki week 2 derken Broken Pantry Roof hala şey, fix pantry roof demem lazım. Ha tamam. Pantry roof'tan dolayı yemek gidiyor bire. Fix market stall. 2 gold per week. Repair theater mutluluğu arttırır. Şunu da yaptığım zaman tamamdır. Seven continue. Ee, onu da yapmam lazım. Ben onun için birazcık sıkıntı olacak ama bu hafta paraları pulları geri çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. Gel bakayım. Bank of Florenti'yi temsil ediyorum kralım. Ee, belli ki hazineniz daha iyi zamanlarda görmüş. Ben size yardım etmeye geldim. Bu iş nasıl çalışıyor anlat bakalım. Size yardım etmek için elimizden gelen en iyi hizmetleri sergileyeceğiz. 50 altın ya da kaynak kullanımıza açılacak. 10 altın vergi alırız sizden. Her hafta 10 altın vergi keseriz siz. Bütün parayı geriyor ne kadar. Daha fazla da para kesmeyiz sizden. Her seferinde bir tane kredi çekebilirsiniz. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemiyorum. Hadi bakayım yallah. Açlık kasabamızı vurdu, geberiyoruz. Bize erzak lazım. Çocukları beslememiz lazım. Ee, Saplayı al, 5 saplay. Aç kalmayın, çocukları besleyin. Size bir iş teklifim var. 12 altına ihtiyacım var. Yeni bir tavern yapacağım Branka'da. Bu çok çok karlı olacak bizim için. Daha sonra tekrar gel. Tamamdır kralım. Anlayışla karşıladı. Ee, Sayın Erik. Dağları geçtik. Söz verdiğin için geliyoruz. King of Radovia Beyran. Estağfurullah. Vallahi kızımla evlenmeye geliyor. Ne? Hey, ne? Bu nasıl olacak ya? Vallahi zamanda bir söz verdik işte. Yaptık bir gençken bir aptallık. Olayı çözmek için gitti dayı. Kasabamız çok zor durumda. Sakatlara geldik. Hiçbir şey veremiyorum. Üzgünüm ama bu sefer biraz böyle oldu. Bir mutsuzluk yaşandı burada. Yapacak bir şey yok. O mutsuzluk yaşanacak. Adam da geliyor abi. Yandan yandan geliyor hem de. Bakalım konuşmamız gereken kimse var mı? Var. Burada hem opsiyonel hem gerçekten konuşmamız gereken biri var. Bizim şurada cucuk var. Onunla konuşalım önce. Ha buradasın işte. Bal kabağım benim. Bal kabağımı bu yeni sevdim. Burada oynamaman lazım ama. Kalenin en güzel yeri ama lütfen. Lütfen gidip bahçede oyna. Baba. Yaramazlık yapma. Git bahçede oyna. Kralım. Gözcüler gönderdim. Ee, Kral Taliz'i davet ettim. Bize yardımcı olabilir. Elay tabına tıkla. Ee, yakındaki lordlarla konuşabiliriz. Ama önce Talize davet etmemiz lazım. Burada potansiyel dostlarını görebilirsin. Onlara güvercin gönderebilirsin. Ada. King Talius. Ada'da hiçbir şey yok. King Talius'ta da hiçbir şey yok. Bu ikisi aynı kişi mi? He might. Bir hafta içinde bize ziyarete gelecek. Çok güzel. Tamamdır. Teşekkürler Audrey. Ee, günü geçirmeye basabilirdik sadece. Galiba bir şekilde bu olayı atlatmayı başardık gibi geliyor bana. Bir mutsuzluk söz konusu olabilir burada. Ee, krallığa generalden dolayı General'dan dolayı eksi geliyor. Broken Pantry'den dolayı da Buğday eksi geliyor. Hiç hoş olmadı bu. 2 Market Stol'dan geliyor. Tex'den 11 geliyor. 13 geliyor. Eksi 9'dan 4 geliyor abi. Bunu biz daha uzun süre yapamayacağız. 2 gün daha yapamayacağız. Keşke önce bunu yapsaydık. Market Stol'u tamir ettik biz Kontinental penaltiyi tamir abi bunu ben niye tamir ediyorum ki mutsuzluk almış başına gitmiş olsaydı keşke <laughs> Para daha kötü. Para lazım. O zaman ben borcu çekmeliydim aslında Cenevre bankasından. Aha. Kralım. Köylünün çocuğunu buldum. Yakınlardaki ormandaydı. Yeni bir ev arıyordu. Açtı, susuzdu. Yakında tüm gücüne geri döner. Güzel. Ne oldu? Kral mı geldi? Baba. Bak ne yaptı. Yastığımın altına bir şeyler koymuş benim. Dışkı koymuş galiba. Bunu nasıl temizleyeceğim şimdi? Ne diyeceksin ona? Ha? Şimdi değil. Ee, görmüyor musun? Misafirlerimiz var. Odana git. Devamlı misafirler var burada. Seninle daha sonra ilgileneceğim. <laughs> Kardeş yastığının altına pok koymuş. Eğer çocuklarını kontrol edemiyorsan hala nasıl o ok koltukta oturuyorsun? Affedersin. Yakın zamanda birçok iş aşıldı başıma. Ee, burada bir sıradan bir insan gibi böyle ayakta mı dikileceğim? Gel konsül odasına gidelim. E bunlar burada kaldılar. Bay arkadaş ya. Birçok kitap var burada. Neden bana güvercin gönderdin? konuda direkt seninle konuşacağım. Bir orduya ihtiyacım var. Radovia ailemi tehdit ediyor. Radovia mı burada mı? Evet. Onlar sıradan adamlar, eğitimsizler. Bak ne diyeceğim sana. Sana 3000 askerimi vereceğim. Buraya gelen her şeyle karşılaşabilirler. Ne? Böylece mi? Tabii ki değil. Manyak mısın sen? Oğlum, Ivo. Ona bir prenses bulamadım diye ağlıyor. Devamlı benim canımı sıkıp duruyor. O artık büyüdü. Bir eşe ihtiyacı var. Yolumdan çekilsin diye. Lord Sully onun için iyi bir eş olur. Ona bir iki şey öğretebilir. Aynı zamanda çocuğun buradaki kitaplara da gelip okusun çok mutlu olurum. Hala eşin için bir e, tedavi mi arıyorsun? Durumu iyileşmedi mi? E, olay seni ilgilendirmez. Orduyu al, Lorsilya'yı ver. Kitaplara eriş. Evlilik karşılı ordua kesinlikle. Hızlı kaptın olayı. Ordumu hemen göndereceğim. Tamam ama benim şartlarımla yapacağız. Hadi Ersik. İkimiz de biliyoruz. Daha iyi zamanları da oldu krallığının. Radova'ya geldiğinde seni kim koruyacak ha? Eline e, orak ora kalmış köylüler mi seni koruyacak? Hmm, 3000 adamı istiyorum. 3000 ekstra adam daha istiyorum. Bir de general istiyorum. 22 ekstra gold istiyorum. Bir de general istiyorum. Seninkilerden birinin parasını ödememe dersin. Tamamdır. Orduyu da hemen gönderiyorum. Kitapların arasına bir dalayım. Beni burada bulabilirsin istediğin zaman. Elay kısmı halloldu. Şimdi kızı evlendireceğim. Mesela kızın ciyak ciyak bağırması eksik kaldı sadece. Ee, şuraya bir gelelim. Kızımız bir ciyak ciyak bağırsın. <laughs> Baba Allah seni kahretmesin diye. Kralım. Çok iyi çalışıyorum. Devam et. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Konuşmamız gereken bir şey var. Seçeneğimiz yok. Prens Atana ile evlenmen lazım. İyi oyla. Üzgünüm. Ne demek istiyorsun? Konu hakkında söyleyebileceğim bir şey yok mu? Bu evliliğe ihtiyacımız var. Yoksa krallık yerle bir olacak. Savaş kapımızda. Yani kurban edeceğim öyle mi? Benim görüşümü duymak bile istemiyor musun? Kızından başka teklif edecek bir şey yok muydu? Ee, biliyordum. Yeterince büyüdüğüm zaman başıma böyle bir şey geleceğini biliyordum. Hemen benden kurtulmak mı istiyorsun ha? Keşke sıradan bir kız olsaydım, kralın kızı değil. Aptal evlilik, aptal evlilik. <laughs> yani aslında düşündüğümüz zaman şöyle bir şey var. Kralın sorumluluğu da bu kızın sorumluluğundan iyi değil yani. Böyle filmlerde kızlar aptal evlenmek istemiyorum falan diyor ya. Abi prensle evlenme o zaman tamam şey diyeceksin ya. Çobanla evlendireceğim seni diyeceksin şu dağdaki. Prensle evlenme. Saldırsınlar buraya. Bütün ülkenin üzerinden geçsinler. O zaman zaten kimseyle evlenme derdi kalmaz. Bir de karıma söyleyeyim. Bir de o çığlık çığlığa bağırsın. Hayatım kızımı evlendiriyorum. Ne? Hayır. Beyran bizi buldu mu? Buna izin veremeyiz. Hayır. Ivo ile, Prens of Atana ile evlenecek. Ülkelerimiz arasında barış anlaşması yaptım. Hayır. O barbarla evlenmesine izin veremeyiz Erik. Başka bir yol bulmamız lazım. Bekle. Ivo mu? Bu, bu güzel. Ha çok güzel. Ivo <laughs> bir prens sonuç <laughs> Manyak ya. Çok güzel oldu. Hemen de düğünü hazırlayalım. Vıy! Çığlık atmaya başladı. Nasıl gidiyor? Nasıl gittiğini çok söylemene gerek yok. Seni daha sonra göreceğim. Dinlen birazcık sen. Ben de ne oluyor lan? Prensle evlendiriyoruz. O barbarla evlendirme diyor. O barbar, bu barbar. Herkes barbar. Kızına da kimseyi layık göremiyor diyecektim ki bir öncekinden bahsediyorum zannediyormuş. Şimdi bir yerime oturayım izninle. Cuktus diye şöyle. Ha. Ondan sonra da şuradan bir arkayv diyelim. Redovan Bayt. Ee, adamı çağırdık. Kızı verdik zaten. Evliliği ayarladık. İbo'da manyak çocuğu onun. Lorsulia'dan kurtuluyoruz. Tamam. Kasaba. Siyahlara bürünmüş kişiler. Ee, kasabada salgın. Tamam. Geri kalan hepsini hallettik. Şimdi kıralım. Kızım geri döndü. Parayı ödedim. Kızımı aldım. Gerçekten bu iş çok iyi yürüdü. Ama onlar da istediklerini aldılar. Daha fazla problem çıkarmayacaklar. Çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında biraz altın topladım biliyor musunuz? Buyurun. Adamım benim ya. Altını verdim diye. General'i versem kısa kata gelecekti belki de. Bak doğru olanı yapmışım. Ee, hazineniz en iyi şekilde mi? Size servisimi sunuyorum. Şimdi değil. Hadi yallah. Şimdi günümü bitirelim. Çünkü şurada tamir etmem gereken bir şey var. O gece geç saatlerde. Güp güp. Kim bu kapıyı yumruklayan? Radovian güçleri görüldü. Adamlarımız onları yerine tespit ediyor. Eğer yani ilk bir yapman lazım. Generali gönderip bu durumu kontrol edin. General gönderildi. Bir hafta. Şimdi e, Ruf'u da bir tamir edelim. Yapacağımız bir sürü şey çıktı. Çiçek al. Kıyafet al. Bir tane band tut. Pantry Roof'u fix ettiğim için artık hiçbir eksimiz olmayacak büyük ihtimalle. Supply Penaltı çıkacak. Hep 9 supply gelmeye başlayacak. 11 altın gelmeye başlayacak. Güzel. Bu arada eğer bir sıkıntı olmazsa, patlayıp çatlamazsak en azından artık paramız tam olarak gelecek diye düşünüyorum. Beşinci hafta. Şimdi bir dakika hocam. Ha, bir sürü insan sıraya dizildi. Eliz diyelim. Lady Ada. Ee, Lady Adayı invite etmek ne? Lady Ada'nın ne golü yok, yemeği yok. Yemeği bir 60 adamı var. Bu ne abi? Anlıyorum. Tamam. Güzel. Çık. Konuş. Ee, kalemizin etrafında pozisyon alır Radovyanlar. Ee, ve bir sonraki adımlarını hesaplıyorlar. Postlarını yok edersek bu onlara büyük bir hasar verecektir. Avantajlarını yok ederiz. Haritaya bakmanız lazım efendim. Benim işaretimi bekleyin. Nereye saldıracağınıza tam olarak işaret edeceğim. Postları yok etmek için haritadan şey yap diyor. General'ı gönder. Radovian postlarını yok etmen lazım. Normalde bir yerlere diyor adam gönderirsin. Oradan mal kazanabilirsin. Ama şimdi diyor postları yok etmen lazım. West'teki posta. Sağ sola şöyle bir haritayı kaydır bak. Yok ben zaten görüyordum ya. West'teki posta bir turda şey yapacak. Bunu bulacağım diyor. İncelemeden önce şey yapamazsın diyor. Tamam general. Confirm. General sent. North post. Buradan. General cancel cancel. General değil. Şimdi şu adamların bir isteklerini bir şey yapalım da halledelim. Sen mi bir şey istiyorsun? Dün zamanı gelene kadar Radovian postları yok edilmiş olmalı dedi. Peki abi. Oğlum bulundu. Gerçekten sapa sağlam. Bunun için söyleyecek söz bulamıyorum. Biraz bir şeyler toparladım. Karım sizin için bir kek yaptı. Bunu da geri kalan erzakların yanına koyacağım dedi. Ben de böyle bir kıralım işte. Gördüğünüz gibi hemen buğdayın arasına karıştırıp halka verdim. Size bir iş teklifiyle geldim. 12 altına ihtiyacım var. Taverna alacağım Branka'da bir tane. Kasabamız çok iyi durumda. Buraya çok fazla geliyorlar ama kalmıyorlar. Çok güzel bir inkam sağlayacaktır size bu. Al bakalım. Income'ı sağlayalım. Göreceğiz o inkam gelecek mi bize. Bal kabağım ne yapıyorsun? Sulu için endişeliyim baba. O gittiğinde ne olacak? Benimle ilgilencene söz vermişti. Yalan mı söyledi? Lorsu da sana yalan söylemedi. Kardeşi var seninle ilgilenecek. O gitse bile birileri seninle ilgilenir. Balkabağım benim. Sen merak etme. Hadi. Hadi yuvarlanarak git balkabak. Feathers. Neyse. Sen de gel derdini anlat. Ee, bizim sığırlarımızı aldılar. Canavarlar gece geldiler. Sığırlarımızı alıp götürdüler. Sana ben 5 supply vereyim. 5 supply vereyim ben sana. Şu anda sana yardım edemem. Sen mutsuz ol. Tamam mı? Sen bir mutsuz ol. Ben sana yardım edemeyeyim. Çünkü benim bu paralara falan ihtiyacım var. diye görevler. Aileden Cedani ile konuşmamız lazım. Paverna işletmesi. Radovyan, detaylar. Tamam, çok güzel. Kalk ayağa. Ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk, şöyle bir git. Şimdi bakalım kiminle konuşalım. Bir tane görev, şey alakalı bir alakasız. Alakasızla konuşalım. Karım alakasız bir diyalogmuş. Hayatım. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Bazı hazırlıkları yapıyorum. Geri kalanlar için sen birazcık kasayı açacaksın. Kusura bakma. Sen de kendini surlardan atmadın inşallah. Burada olması lazımdı. Burada yok. Belki Asalya nerede olduğunu biliyordur dedi. Surların üstüne çıkmayacak mıydık zaten? Ha, surların üstünde yokmuş zaten. Vallahi saldı kendi surlardan aşağı söyleyeyim. Bahçeye mi kaçtı yoksa? Birdenbire kızlarımın arası iyileşecek. Aha bu bizim Arya. Arya Stark. Efendim baba. Kılıç mı? Çok yumuşak şeyler bunlar. Ben sert takılmayı seviyorum. Savaşacağım. O zaman aklını alırım senin. Less talking, more fighting. Swing your sword. Just swing your sword. Less talking, more fighting. Bana birazcık şey, hafiften saldır baba. Abanma ya. Ne koca adam. Utanmıyor musun? küçük kızla kapışma ya. Kesiyormuş bizim kafayı. Canım takıyormuş şimdi kafasına. Kız çocuğu gibi dövüşüyorsun aynı. Büyüdüğüm zaman bana da mı böyle olacak? küçük kızımın evi terk etmesini istemiyorum ama gerçek. Yaşın geldiği zaman bir eş bulman gerekecek. Bu durum gelmeden bunu düşünmemek lazım. Beni bıraktığı için ona sinirlendim. Ama onun için kötü de hissediyorum. Zamanı geldiği zaman böyle işler gerçekleşiyor. Bak kendin istersin evlenmeyi ondan sonra. Ben sana söyleyeyim. Benden özür dilemene gerek yok. Kardeşinin arada yaşanan kardeş arasında olur böyle şeyler balka görüşürüz haftayı bitirelim ee, şimdi haftayı Evet o yemeği vermeme sebebim daha sonra yemeği vermeme sebebim buydu aslında yani çünkü şimdi burada bizim e, yemeği vermedik ya bu görevleri yapmamız lazım bu görevleri yapamazsak sıkıntı olur şu görevlerden mesela ikisini birden bitirebilirim ben. 10 para, 15 yemek bak. 15 yemek, 10 para. İkisini birden bitirelim. Bu bir daha gelecek ve bunu da bende de tamamlayabileceğim aslında. Şu düğüne kadar bir ilerlesem mi? Aa oyun sardı beni ya. Vallahi sardı beni. Grevno. Hafta 6. Önce seninle bir konuşalım da biz. Düğüne kadar hala vakit var. Radovyan birliklerine dalmamız lazım. Aa bir generalim daha vardı boşta hiç kullanmadım onu göndermedim. Radovyan iz yok efendim. Bilmem nerede. Orada bayağı karışmış bir yer yakaladık ama. Para ve alt şey yemek bırakmışlardı peşlerinde. Güzel. Senin servislerini istemiyorum. Görüşmek üzere. Sen Seninle kimle konuşuyorum ben? Dün dün ben yatağıma gittim, odamdaydı. E, mumlar hareket etti. E, kralım. Kötü hissediyorum kendimi. Bir tane manyağımız var. Şehrin manyağı da var neyse ki. Paranoid lord. Şehrin manyağı arada şey yapıyor. Bize durumu anlatıyor yani. Kraliçe geldi. Lord ile gördün mü? Kendini odasına kitlemiş, Dışarı çıkmayı kabul etmiyor. Ona biraz vakit versek iyi olur. Ama düğün çok yaklaştı. Her şey hazırlasak iyi olur. Tamam, hazırlayacağım. Radovya güçleri tarafından bir kasaba da talan edildi. Bu adamların aklını almamız lazım bizim. Ee, bir önemli olan görevlere odaklanmamız lazım. Ee, hastalık iyileştirebilen bir şey veriyorum. İşe yarar çoğu zaman. Her şeye karşı çoğu zaman. Hayır canım. Teşekkür ederim. Daha sonra görüşürüz seninle. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Çünkü bizim map dememiz lazım. Post is buraya general confirm general send. Böyle gel. Post north buraya general confirm. Buraya general confirm. No, abi nasıl no agent available? Benim iki tane general'ım yok mu? Tamam. Already explored diyor. Buraya da şuradan general confirm diyorum. No agent available diyor. İki tane general'ımız yokmuş bizim. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam. Ben iki general'ım var zannediyordum. E, Ally'dan Ada'ya invite diyelim. Niye bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptım. Kadının gücü yok, yetkisi yok. Ben onu çağırdım yine de. Yapıyorum böyle şeyler arada. Hanımın yanına gittik yine. Allah Allah. Hayatım. Seni daha sonra göreceğim hayatım. Şimdi bu kız nerede ya? Kız niye hiçbir yerde yok? Ne yapıyorsun burada? Anlat bakalım. Canın sıkılmış. Sen ne yapıyorsun burada? Tam güvende kal. Allah Allah. Kızın odası neredeyse odayı göremiyorum da giremiyorum da. Enteresan. Bir günü geçiriyorum o zaman. Mis gibi her şey geldi. Band tutma eksik kaldı. Tut bandı da tamam. Seven continue. Sev ve devam et. Düğün gerçekleşecek mi? Çok merak ediyorum. Açıkçası o yüzden bırakamıyorum. Düğün yaklaşıyor ya şu postları bir kontrol et artık diyor. Radov yandan hiçbir iz yok. Tamam abi hemen. Bizim bir tane adamımız varmış zaten. O zaman Portnos'ta gideceğiz. General confirm diyeceğiz. General gönderildi. Tamam gel bakalım. Sen isteğini söyle bana. Kralım beni çağırmışsınız. Her zaman karenize gelmek sizi ziyaret etmek isterim. Ee, sizden bir iyilik isteyeceğim. Teşekkür ederim. Senin için ne yapabilirim? Lord'dan Lord'a çok azılı bir tane hırsız var. Devamlı bize saldırıyor. Paralarımızı çalıyor. Ne yapmamı istersin? Onu hapsedin istiyorum. Aynı benim gibi paranızı kaybetmenizi istemem. Bir kere onu hapse attığınız zaman bana bir tane güvercin gönderin. Gelip onunla ilgileneceğim. Ona karşı gözümü açık tutacağım. Sayın kralım. Yaptığımız yeni in için çok teşekkürler. İçeride herkes çok çalışıyor. Çok mutlular. Ekstra yardım. Her gün bir tane altın kazandıracak krallığa. Çok teşekkür ederim. Bize daha sık ziyaret edin. Güzel oldu. Kurduğunuz taverna da işe yarıyor. Bak şimdi adamlara yardım ettik diye onlar da bize devamlı bir altın verecek. Taverna kurduk diye Profiti bu da bir altın devamlı. Tamam tamam iyidir. Bir altın mı? Çok azmış bir altın ya. Aa bir altını kabul ettik. Adam birden bire, oh ne kadar güzel falan dedi mutlu oldu. Ne yapıyorsun burada bal kabağı. Kedim olamaz dedim ben de kendime başka bir tane hayvan aldım. Sümüklü böcek. Sümüklü böceğimle oynayacağım artık. İğrençlikler kraliçesi olacağım. Dene de görelim kafanı kopartırım senin bal kaba. <gülüyor> 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 ne oldu ya? Çığlık atarak sarayı mı salladı o kız? Yorğraşe. <laughs> Hıçk. Bir şey sormak istiyorum. Hıçk. Bana para verebilir misin? Hıçk. Ne diyorsun? Ee, bas git ya valla yalan söylüyorsun mutluluk eksilebilir umrumda olmaz mutluluk da eksilmedi zaten ee, çapulcular tarafından kasabam soyuldu dur tahmin edeyim yaratıklar hayır ya yerel soyguncular ama silahlıydılar ineklerimizi aldılar götürdüler general'ı gönderebilirim ama onun yerine sana ben 7 supply vereyim Birazcık yemeğinizi karşılayalım sizin. Bir de mutluluk alalım. Bunun karşılığında Hagos'a doğru giderken canımı tehdit ettiler. Elimde ne kadar malım varsa aldılar. Hiçbir şeyim kalmadı. Biraz destekleyebilir misiniz beni? Ha. Ne diyor? Are you trying to fool me in prison? Abi adamı Senin mesleğindeki bir şey bu. Tehlike bu dedi. Abi beni kandırmaya mı çalışıyorsun? No your grace. I am telling the truth. I was the Radovian barbarians. You will spend some time in your dungeon. We shall let in the other know that we found her wrong door. Ee, suçluyu yakaladığımızı söyleyelim diyor. Abi kendi suçlarımız yetiyordu. Şimdi bir de milletin suçları uğraşıyoruz diyor. <laughs> Cedani. Gold for boot. Tavern business. Tavern business'ın parasını değiştiremiyor muyum ya? Green shirt and the hat. Ben yakalayamadan adamı suçladı zaten ama ya. Vallahi Valla green shirt and the hat dedi ya. Bu adam green shirt and the hat değildi galiba ya. Bir bakayım. O muydu? Oysa çok büyük ayıp ettik ha. Ya o değilse. Oysa çok büyük ayıp etmedik. Ya ben seninle habire konuşuyorum da. Bir şey elde edemiyorum. Green shirt. Neden olduğunu biliyorsun. Peki. Herhalde o ya. Bilemedim ki. Güvercini gönderelim anlayalım bakalım o mu değil mi? Hazırlıklar tamam. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Günlerdir hiçbir şey yemedi. Bir gün bizi affeder umarım. Sen nasılsın? E, iyiyim. Ne yapalım? Tamam o zaman. Ben de iyiyim. Sen de iyiysen. Gönderiyorum günü 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 geçiriyorum. Ne olacaksa olsun be ya. Bütün görevlerini yerine getirmişim. Bir sürü de param var. Seven devam et. Radov yanların nerede olduğunu bulduk mu? Düğün günü gelmeden. Kraliçe sizi görmek istiyor. Kuzeydeki bölge Radovian pislikleriyle doluyordu ama onları dağıtmayı başardık. Ah güzel. Düğünden önce ortam temizlendi. Efendim. Belki de bu olaya siz karışmışsınızdır. Demek istediğim Belki kimseye anlatmadım bu olayı. Bir tek size söyledim ama devamlı peşimde birileri var. Baba. son dışarı çıktın ee, Fırsatın olduğu zaman gelip duvarda benimle konuşur musun? Tabii ki. Kralım yardımınızı istemek için geldim buraya. Babam çok hasta. Sen bana yardım edin. Hayalet gibi pembe. Devamlı parlıyor. Şey beyaz. Devamlı titriyor. Ona yardımcı olmam lazım. Eğer bir cadımız olsaydı diyor saray cadımız böyle şeylerle yardımcı olabilirdi. Evet doğru. Ee, yakındaki ormandaki healer'a bak diyor. Ya da al bu yedi altını diyor. Al bu yedi altını sen devam et. Ben sana kıyamadım şimdi. Kötü hissettim kendimi. Elayda buna adaya invite dedim bir daha. Adaya invite attım ki şey yapsın. Hırsızını yakaladım onun gelsin diye. Kızla konuşuyoruz. Kız şimdi ben istemiyorum. Atarım kendimi dağdan bayırdan diyecek. Ben de üzüleceğim. Gerçekten üzücü olacak. Hanginiz benimle konuşmak istiyor? Papa, burada ne yapıyorsun? Canın sıkıldı peki. Seninle konuşayım. Evet baba. Neredeyse düğün zamanı geldi. Senin için yapacağım bunu. Onun için değil. Hala gittiğine inanamıyorum. Umarım ikiniz arkadaş olursunuz o evlendikten sonra. Belki bir gün. Ne yapayım ya? Kafa kafaya vurayım mı sizi illa iki çocuğu? Yani olmuyor işte. Anlaşamıyorsunuz. Kiral. Karın nasıl? Hala hasta. Nedir yani? Atana'da neler oluyor? Onlar benim kendi problemlerim. Ne kadar ketum adam. Hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ay bakayım. Onu tanımak isterim. Ne diyebilirim ki? Kutsal bir kan taşıyor. İşte eğitimli. Beni kendi başıma bıraksana ya. İlgini çeken işler buldun mu? Hastalık iyileştirme, dizenteriden korunma, böyle böyle bir şeyler ama biraz işe yaramaz. Neredeyse hazırız düğün için. Çok güzel. Tamam. Ben tamamen hazır olduğumuzda sana söyleyeceğim. Önce bir kızla konuşmam lazım. Duvara gel benle konuş dedi. Ayıp yani şimdi konuşmazsak kızla. Çık duvara benimle orada karşılaş dedi. Geldim. Şşt, neredesin ha? Yanına da geldim. Oo oh, sensin. Beni görmek istemiştin. Sana aptal dedim ya özür dilerim. Ya bir şeyler farklı olsun isterdim. Şu birkaç günü seninle geçirseydim keşke. Sana sinirlenerek değil. Biliyorum hayatım biliyorum. Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum. Beni Luli olarak <laughs> çağırmanı özleyeceğim dedi. Annen de düğünü hazırladı. Ya seni prensle evlendiriyorum prensle. Ben kızıma kıyamam. Böyle çok affedersiniz itle köpekle <laughs> Dress. Darling. Düğün hazırlıkları nasıl? Dresi seçmek kaldı sadece. Hangisini seçeceksin? Yani bu çok mat. Bu da biraz fazla abartı oldu. Bu güzeldir. 25 piece of gold. We can expect too much. 25 gold alamıyorum. Let me have a think. The puffy one diyor. Güzel değil mi? Fifty gold is nothing for such elegance. Bu dress. Belli ki bu bir seçenek değil. Eski kıyafetler arasında buldum, kokuyor. Eee <laughs> <laughs> Günü bitiremiyor muyum? Abi benim param olmasın. Aha. Yani kimse kusura bakmasın da bu kısmı bana kimse söylemedi. Son anda gelip de kıyafet seçlendiğinde rezalet yaşandı. Evet kardeşlerim. Bu oyunun demo versiyonuydu. <laughs> Günümüzde 800 lira falanken oyunlar bunun 6 lira olması çok güzelmiş. Bir de 8 liradan 6 liraya düşmüş. Mükemmel. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. Zaten neredeyse bir saat oluyor. Eğer beğenelim, devam edelim derseniz devam ederiz biz de oyuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum yorum, paylaşımlarınızda destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla da göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan dedeli oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp dedeli oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.